Merhaba. YouTube kanalı başlıyor sonunda. Başlıyor. Öncelikle hoş geldiniz. 1965 doğumluyum. Gidici muamelesi yapmadı. Oo falan diye. Allah Allah. 47 yaşım. Oo falan yaptı. Yaz bunları çekmiyoruz değil mi Volkan? Çekiyoruz mu? Hadi be. Anda etrafta millet şu anda sesten uçak geçiyor zannediyor. Ben arada bu tür sesler çıkarıyorum. Bunu özellikle HR Talks dinleyicilerine duyuruyorum. Evet, ya, uçak evet, geçti evet. Zannetmesinler diye. Kanalımızı beğenmeyi unutmayınız falan takipçiler de deniyor. Onu demeden sana çok söylüyorum. Fiil 2 çıkıyor. İmzalı kitap hediye etmek lazım dediler. Ne oldu? Bir dondunuz, bir sessizlik oldu beleş kitabı duyunca. Ha, evet, akmaya başlamış. Arkadaşlar şöyle bir karar alalım. Program boyunca birbirimizi çok övelim ve hiç övmeyelim. Hangisini tercih edersin? Hocam valla seninle böyle bir aşık atmak çok zor. Yani çok zorda kalırım. Bence övelim. Yani hani çünkü... Merhaba hocam. Nasılsınız? Var ol. Çok teşekkürler. İlk defa bir konuğun arkasındaki kitap sayısı benden daha fazla görünüyor. Tırt oldum. Bir de sen başta kendini tanıttın. Adanalısın ve operaya gidiyorsun. Benim bildiğim. Hani Adana benim için hep özel bir yer oldu. Gay hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Evet, burada dönüp kanalımıza abone olmayı ve likelamayı unutmayın az cümlesini senin söylemen gerekiyor. Evet, severseniz ben, kanalımıza evet. Mutlaka likeleyin. Severseniz'i çıkarırsak o sadece kanalımızı likelamayı ve şeyi ben söylemeyecektim, o söylediği için şey yapıyorum. Çok büyük değişikliklerin çocukların sınav senelerinde yapılmıyor olması önemli. İşte boşanma gibi çocukların yaşam rutinini değiştirebilecek. Bir dakika hemen manşeti verebilir miyim? Sınav döneminde boşanmıyoruz. Alt yazı geçiyor. Manşet sınav döneminde boşan. Onu şey yapalım. Tamam. Flaş ifadeler geçireceğim. Oralarda da kameraya dönüp böyle şey şöyle yapar, bir yakından sınav, bakayım sınavda ben. Boşanmayın falan diye onu oralarda daha bulgu söylüyor. Eğer sınav senesi değilse bu değişiklikler, boşayabilirsiniz. Boşanabilirsiniz evet. O zaman. Hatta konuyu da şöyle açabiliriz. Hanım hazır sınav da bitti. Yani oradan... Boşanacaktık biz de. onun davranışlarından alabileceğimiz şeyleri alıp onu bilinçli olarak tekrar etmek. Örnek varsa? Yok. Hiç ama bilmeyi birlikte ele alabiliriz. Örneğin var. Evet, fark ettim onu bakışlarınızdan. Gençlerin kesinlikle okumasını gerekir dediğiniz birkaç kitap söyler misiniz? Ve... bu çok sahtekarcı oldu değil mi? Yani siz de direkt fark ettiniz. Benim görev yaptığım okula gelecektiniz, aylar oldu gelmediniz ne der? Yücel. Okullar yok Yücel. Baba, akü yok. Yani gelsem seni bulamam kanki. Takım çalışması. Bu dörtlüğü mutlaka iş hayatıyla ilgili okuyun derim. Cidden işinize yarar. Kitapların iade garantisi var. İade edenlere de çok sinirleniyoruz. Yani kendi aramızda yemekte hep onların adını alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Buraya da baktığımızda Walter Cannon 1932 yılında... Walter Cannon diye bir adam var ama 1932'de yaşamış. Bunu bir kontrol edin her halükarda. Var hocam. Var. Bak öfkelendi. Albert Bandura diyor ki çevreden biz aynalayarak öğreniyoruz. Devamlı bir isimler söylüyor İngilizce. Çoğu gerçek değil. Yani lütfen kontrol edin. Öfkelenmeden bunu özellikle belirtiyorum. Küçücük bir şey söyleyeceğim aslında bitirirken. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Söylerken aklıma gelirse ekle. İnşallah gelmez ama ben bu ara şey yapayım. Şey, güzel bir program oldu gibi geliyor bana. Son bir şey ekleyeyim madem böyle yap. Ben süper bitirdim ama şu an dumanı veriyorlardı. Sen oradan çok... Niye sana bir tavsiyem var? Ahmet'in tezgahına düşüp de o soruların tamamını okursan küçük bir soruda söyleyeyim. Adam davet edip kendi görüşlerini benim dinleyicilere aktarıyor. Sakın o tezgaha gelmedi. Son cümleyi okuyacağım, sonra son cümlede. Yani hiçbir şirkette odam yok. Hiçbirinin anahtarım yok. Gitsem firmaya giremiyorum. Yani yayın evini uzun süre yerini bulamadım Sıla. Bak bu... Şimdi yani yerini biliyorum da.
Yani yayın evi nerede diyorlardı, şurada burada. Bulvar Palası'nın oradaydı yayın evi bir ara. Bulamıyordum o parkını, gelip alıyorlardı götür. Şirket benim ve yerini bilmiyorum. Yani öyle hep o kadar. Neler Değişti bölümüne geldiğinizde izlerken şunu fark ettim. Bizim Rüstem Usta var ya, bu usta. Ben aradım Rüstem Usta'yı. Rüstem Usta dedim, orada su biriktirdim. 3 saniye bekledi abi ve dedi ki su değildir o dedi. Birkaç yıl sonra beni aradı. Dedi ki Şerif abi dedi, bir yerde işe gireceğim, bana referans olur musun dedi. Şu anda bile gülüyorum. Telefonda kahkahalarla gülüyorum. Ya dedim Rüstem, hani olurum ama dedim sonradan başıma gelecekleri, o da güldü. Rüstem'e referans oldum bir yere girmesi için. Artık bina şöyledir diye tahmin ediyorum. Ama Rüstem gene iyiymiş. Sonra eve ne ustalar geldi, anlatamam size ve kocaman sarılıyorum size. Avucunuzdaki kelebek konferansından sonra neler değiştiği size anlatmak için böyle bir video çektim. Yakında yayınlarlar. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Tekrar çok sağ olun. Çok var olun. Olur mu? Çok teşekkürler. Çok sağ olun.